Ya daha sen, onlar sadece sen... mühürlü oyları saysın. Abi artık imzasız sınavlarda sayılacakmış. Biz olan dünyalar da gezegen sayılıyor. Senin elimiz oldu mu ki de biz burada hikaye anlatalım reis. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Selamlar pek sevgili geekler. Bir başka sen ne diyorsun? Daha hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçen hafta size sormuştuk ki işte en acayip yalanlarınız falan filan nelerdir? Bugün onları konuşacağız. Sen bir dakika demin... be, en acayip iddialarını sormuştuk. Sen yoktun. Sen yoktun oğlum. Sensiz çekim yaptık. Ne? Ya. Siz çekim yaparsanız sensiz de yaparız. Yurt dışına gittim biri, arkasından çekim yapıyoruz. Abi bu kanalın kuralı böyle. Böyle arkadaşlar. Değil mi abi? Sen gezeceğim, mezeceğim, bir de seni bekleyecek sen ne diyorsun? Aynen olmaz, öyle olmaz. Işte. O zaman helal olsun. Hiç öyle olacak iş mi? Nasıldı İngiltere, güzel miydi? Kaliteli birini aldınız bari benim yerime. En kalitelisini aldık da işte. Sen olduğun yerde bir daha gelmezmişsin abi. Her neyse, başlayayım mı yorumlara? Yoksa bu tartışmalara devam... İngiltere nasıldı hakikaten ya? Birazcık bize gavuruyor. Hamdolsun. Hamdolsun dedin, selam var dedin. Oradan Brexit takılıyorlar işte onlar. Ya onlar da hala monarşi falan değil mi? Ne saçma. Evet evet, çok kıskanıyorlar bizi. Tabii. Mesaj yazmışlar, çok kıskanıyoruz abi. Sokaklarda yeniden kıskandığımız ülke Türkiye yazmışlar mı? Yazmışlar da. Nasıl yıkabiliriz şu ülkeyi falan yazmışlar. Brexit ikinci erken seçime gidiyorlar şimdi. Türkiye gibi nasıl olur biz, hadi bir daha diye. Al işte, bir de demokrasinin beşiği olacak. Ya daha sen, onlar sadece sen... mühürlü oyları saysınlar. Aynen, fakirin. Dandik dandik şeyler. İyi, hadi. We are asking for it. Artık iyice yani. Hakikaten yani. MNT demiş ki, İlkokuldayken bir kedim vardı, adı Pamuk'tu. Neyse, günlerden bir gün sınav kağıdımı annemin imzalaması için eve götürdüm. Annem imzaladı. Çalışma masasının üstüne koydum ve yattım. Sonra sabah kalktım, kağıt orada değildi. Dedim herhalde çantama koydum ama hatırlamıyorum. Al... Sınav kağıdını imzalattı değil mi annesine demin? Evet. Tamam. Var mı şöyle bir şey? Benim hiçbir şey evet. Yoktu da yani. Ya bazı şeylerde... Duyulmuş bir şey. Evet evet, şey, aldığın ötü notu ailende görsün diye iğrenç faşizan bir şey, öğretmen uygulaması bence. Kesinlikle, bu. Kesinlikle, bence de. Buradan bu uygulamayı protesto ediyoruz. Sevgili hocalar lütfen, öğrencilere bu tarz işkencelere gelin. Evet yani, yüksek dur, not... Dur bir dakika. Abi artık imzasız sınavlarda sayılacakmış. Ama iyi denk geldim bu sefer. Bu sefer denk geldim. Dedim herhalde çantama koydum ama hatırlamıyorum. Aldım çantayı, çıktım. Okula gittiğim kağıdı bulamıyorum. Okula anladık, gittiğim anladık. Kağıt ne evet, demekse. Evet, evet. İşte ben hep takılıyorum. Gittim bundan sonra kağıdı bulamıyorum demek istiyorsun. Evet, evet. Herhalde sabah sabah ben göremedim dedim. Öğretmene de evde unuttum, yarın getiririm dedim. Eve gittim. Annem kağıdı öğretmenine verdin mi diye sordu. Verdim tabii, verdim dedim. Hemen odaya koştum ve kağıdı aramaya başladım ama kağıdı bulamadım. Neyse, gel zaman git zaman tabii annem ve öğretmenim kağıdı kaybettiğimi öğrendi. Tabii ki kızdılar bana. Sonra ben bir gün performans ödevi yaptım. Performans ödevi ne abi yani? Feliz neler olmuş? Cevap gibi. Ne? Ne alaka ya? Ne bileyim yani. Performans deyince senin aklına pipi mi geldi? Seks geldi. Hani pis bir insansın. Pis şey değil abi, o internete girmekten böyle oluyor. Her yerde performans penis diye şey evet, yani ya, performans yani. Arttırıcı hop. Yani şimdi itiraf abi. Edelim. Bütün dizileri Netflix'ten izlemiyoruz yani Cancım. Aynen abi. Tamam da performans deyince benim aklıma işte dans, bale falan gibi bir şey geldi. Böyle bilgisayar performansı geliyor nedense. İşte. Her girdiğimde o sitelerden birine adblocker indirmeliyim diyorum ve abi orada... İki işte. Tane antivirüs yüklü senin bilgisayarında. Birbirlerini yiyorlar sürekli. Çalışmıyor senin bilgisayarın. İki antivirüs yüklü bilgisayarında birbirlerini silmeye çalışıyorlar. Her makine çalışıyor. Neyse, çocuk yalan söylemiş, bir türlü gelemedik oraya. Kedi nasıl bağlanacak, öküyor. Ben masanın üstünde bıraktım ödevi. Ya çok yanlış anladın ya. Çıvıttınız ya. Ya evet. Çıvıttınız ya. Ödevi masanın üstüne bıraktım. Bir de ne göreyim, benim kedi masaya atladı. Kağıdı patisiyle aşağı etti ve halının altına sakladı. Halıyı bir kaldırdım, bir sürü kağıt. Oha. Kedinin kağıtlara karşı bir fantezisi varmış demek ki yazmış. Yalan nerede?
Arada bir yalan söyledik. Abi yani arada 15 yalan mı olması lazım? Hayırdır. Öğretmene gidiyor, kağıdı evde unuttum diyor. Tamam da eve gidiyor. Tamam, bu... Annesine dur, anladık, kağıdı verdim diyor. Anladım. Daha ne yalan nerede diyorsun sen? Öykünün merkezi değil ki abi yalan kısmı. Yani arada yalan söylenmiş. Okey ama bu öykü yalan söylemekle ilgili bir öykü değil ki. Kedinin hayvanlığıyla ilgili bir öykü. Evinizde kedilerin yaptığı en tuhaf hareketler diye bir videomuz olsa. Evet. Orada bence oraya şey olurmuş. Neyse bunu saymıyorum ben. Bu yalan... Abi yine gördün mü? Aldığım sunu sorular. Burada güldük ve eğlendik mi? Seyirci de güldü mü? Önemli olan bu. Hayır abi önemli olan içeriği. Abi artık yalansız yorumlar da sayılacakmış. Just Berkan demiş ki hayatımız yalan abi. Daha niye açıklayalım demiş. Al sana yalan odaklı muhteşem yorum. Her hafta bir tane gece radyosundan böyle bağlanan oluyor değil mi böyle? Bu gece radyosundan mı yoksa hayatta yeni tanışmış ergen radyosundan mı? Hayır. Emin ikisi aynı radyosu. Şey biraz galiba. Arabesk FM daha önce de vardı ya böyle. Ne sevdamız oldu ki anlatalım be. Evet evet. Yani sevgilimiz oldu mu ki de biz burada hikaye anlatalım reis. O da işte ne biliyorsun. Öyle sonra da. Hayatımız yalan be abi. Sonra da aynaya tespih arasın. Ne demek bu? Atıp gidiyor yani. Hayatımız hayatı yalan nedir? Hadi bakalım. Ya mesela mesela bir kızdan çok uzaktan bakarak bir kızdan hoşlanmış mahallede. Sonra o kızın meğer çıktığı varmış. Anladım. Hemen ya da biz framework, ya da biz framework'te yaşıyoruz abi. Bak mesela ya da Matrix işte yani. Aynen. Mavi hava. Ya da hani atıyorum böyle güveniyorsun hani dünyanın belli bir düzenle yaşadığını falan ama aslında Kurtlar Vadisi gibi mi? Belli bir düzeni var ya Kurtlar Vadisi. Konseyler belli, şeyler belli, sistem kurmuş adamlar çalışıyor. Yok yok dizideki Kurtlar Vadisi değil yani kelime şey deyim anlamında. He Kurtlar şey evet. Kurtlar Sofrası. Kurtlar Sofrası pardon vadisi. Kurtlar sofrası yani. Kural moral yok ki yiyen güçlü olan kazanır falan. Bu aslında dünya değil mi? Yalan, dünya yalan bu demek. Ben böyle anlıyorum. Sen daha çok çıktığı bir varmış kızın anlamında. Ben, evet, dünya, ben genelde ki dünyamız yalan, hayatımız yalan diyenlerden sen çok... Sen Matrix olarak çok anlıyorsun. Ya da belki de dünya düzdür'e inanıyor. Oo. Ve yuvarlak olduğuna falan hiç inanmıyor. Böyle bir yaklaşımda... Artık düz olan dünyalar da gezegen sayılıyor. Sıla sıla demiş ki... Hatırladıkça salaklığıma mı, yaptığıma mı güleyim, üzüleyim bilmiyorum diye başlıyor ve beklentim. Biz karar veririz abi bakalım ne yüzünden gereksiniz Sıla'cığım. Kayseri'de oturuyorduk. 6-7 yaşlarındaydım. Bir gün ailecek annemin kuzeninin evine gittik. Onlar birlikte otururken annemin kuzenin eşi de bana içeride televizyon açtı. Gittiğimizden beri ne istediysem büyük bir sabırla evet diyordu. Bu arada vitrinde bir sürü toybox oyuncağı olduğunu görmüştüm. Toybox bilmeyenler için kutuda sakız ve içinde dandik oyuncakları var. Yani Kinder'in tırtı gibi her zaman konumlandırılabilecek bir ürün. Kesinlikle öyle. Tadı bile daha dandik. Evet, ya zaten çikolata değil şeker değil mi? Bilmiyorum. Oh, Ferrero'dan paralar yattı. Tabii ki gözlerin fal taşı gibi açıldı. O yıllarda Toybox fena ünlüydü. Bunlardan birini alabilir miyim dediğimde koskoca kadın hayır ben onları biriktiriyorum dedi. Ben de kadının oyuncakları biriktirdiğine şaşırarak ve her dediğime evet demediğini anlayıp üzülerek tamam deyip televizyona bakmaya devam ettim. Yaklaşık bir saat televizyon yerine vitrindeki o gülen ve elleri olan bordo renkli oyuncak varile baktım. Cesaretimi topladım. O kadar çok istiyordum ki onu. İçimden bir kere oynasam ne olur ki diye geçirdim. Yani en tırt şeyi ama yani anladın mı? Hani? Hiçbir eksantrikliği olmayan. 7 yaşındasın abi. Hiçbir eksantrikliği olmayan oyuncağı elime aldığımda dünyanın en mutlu insanıydım. O kadar heyecanlıydım ki annem Sıla eve gidiyoruz diye bağırınca ve kadının da odaya gelmek üzere olduğunu görünce korktum ve oyuncağı cebime attım. Zaten küçüktü. Bir an yutacak sanki. Eve gidene kadar arabada elim ayağım titredi korkudan. Eve gittik direkt kumbaraya koydum ve kilitledim. Oyuncak rüyalarıma girmeye başladı. Kadını rüyamda görüyordum ve varilim diye ağlıyordu. Ay canım benim kıyamam ya. Bazı rüyalar nasıl oluşabilir? Önce rüyayı dinleseymiş de tabii ki. En sonunda oyuncağı camdan aşağı attı.
Yaz mevsimi geldiğinde Antalya'ya dayımların yanına gittik. Benden bir yaş küçük kızları vardı ve oyun oynuyorduk derken oyuncakların arasında o varili gördüm. Gözümdeki şaşkınlık, korku, ağlama her şey bir aradaydı. Varil beni takip ediyordu. Beni takip eden ve artık çocukluk sevincimin içine eden varili ağlayarak balkondan aşağı fırlattım. Ve herkese oyuncakların arasında böcek gördüğümü, ondan ağlandığımı söyleyerek yalan söyledim. Bir daha da annemin kuzeninin evine gitmedim demiş. Yine yalan bu hikayenin merkezinde değil. Evet, hırsızlık bu da yani. Son dakika bir yalan söyledi yani en son. O böcek da falan diyordu işte. Yani. Yalan hikayeler artık sayılacakmış kategorisinden. Neyse. Ama eğlenceli bir hikayeydi. Evet, kesinlikle. Polisi de bunu teşekkür ederim. Gerekti. Yakında bu programı ikinize bırakacağım. Siz yorumların hepsine oturur, 1,5-2 saat 1500 yorum okur seçersiniz. O kadar okursun yani. Neyse şimdi. Okuyorum tabii ki. Ya yok ya, yüksek like alanlara bakıyorsun. Yalan söyledi. Yok valla alt like. Evet, yalan günü bölgede. Bu yorum gerilerdeydi valla. Sıla'ya bir şey demedik. İğrençsin Sıla. Gerçek bir hayvansın. Yok be, çocukken ben de oyuncak kesikleme gibi bir ara yaşamıştım, böyle fazla yani. Abi aynı trip bende de olmuştu. Ben ne yapmıştım? Bir şey alıp parasını ödememiştim bakkaldan çıkarken ve onun tribini yaşamıştım böyle. Ben arkadaşım. O da mı? Bir tane gofret, bir şey şeker mentos olabilir. Böyle o zaman Halls falan böyle küçük şekerler vardı ya. Ama böyle bir yani şey, sakızlık değil, daha pahalı. Çocuk kafasıyla böyle 1 liralık falan bir şey almıştım yani. Ödeyeceğim, birileri girdi, bir şeyler oldu, parayı veremedim. Sonra çağırdılar, çıktım, cebime de koymuşum, unutmuşum. Böyle akşam eve bir gittim, laps bir çıkarttım böyle. Böyle hırsızlık falan. Abi, benim sonra onu yastığımın altına falan saklamıştım. Ben yatağın kenarına falan koymuştum. Sanki bakkala gidip muhasebeci böyle. Bu polo nerede? Vuruyor çırağını falan. Hayır, o da değil. Eve getirmişim artık, bir de evde de saklıyorum. Yani niye? Şey gibi. Yani. Polisler aramaya girince böyle bulamasınlar. Yatağın yanında falan. Annen falan bulunca. Yastığın altında bir polo vardı. Neydi can? Hani bakkaldan aldım da diyemiyorum çünkü. Evet. Çaldım onu ben. Benim arkadaşlarımdan bir şeyler kesikleme dönemi olmuştu. Tamam, ilkokula başlamadan önce bir toplam 4-5 sefer sürecek kadar. Sonuncusunda kendimi o kadar kötü hissetmiştim ki bir daha yapmamıştım yani. Son çaldığım şey de, muzocuğum itiraf ediyorum, haberin olmayabilir, Fallout 2'nin CD'siydi. O kadar sevmiştim ki oyunu, onun evinde filan, sonra ona işte yanımda bir iki giderken orijinal götürmüştüm. Bir dakika, orijinal CD mi? Yok canım, kopyası. İyi de çocuğuzmuş kanka. Nereden alacağız başka oğlum, Allah Allah, o zaman için çok kıymetli. Ne oldu, çocuk bir daha oynayamadı mı falan? Yok, telefonla konuştuk, hani ay ben CD'mi bulamıyorum falan dedi. Sonra ben onu gene oraya giderken götürüp bir yerlere bıraktım galiba onun evinde falan. Öyle bir şey oldu sanırım. Birkaç hafta sonra. Neyse, oynamışsın ya. Ödünç alıp birkaç hafta oynayabilir miyim desen, bu çok daha az tehlikeli bir maceraya dönüşürmüş senin için. Vermez canım. Her neyse, Geek Kant'a geçelim. Küçükken tam bir yalan makinesiydim. Olur olmadık yalanlar söylüyordum. Çok hoşuma gidiyordu yalan söylemek. Yalanım ne zaman ortaya çıkacak diye çok merak ederdim. Üçüncü sınıftayken öğretmenime biz taşınıyoruz dedim. Babam ve annemin mesleğinden ötürü 2-3 senede bir şehir değiştirirdik. Öğretmenim de bunu biliyordu. O yüzden kusursuz bir yalandı. Ah canım, seni çok üzeceğim gibisinden o da üzülmüştü. Bozuntuya vermedim. Annem gil de bilmiyor. Tayin çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Neyse, bir gün akşam annemin mesai çıkışı, öğretmenim annemle karşılaşıyor ve benim taşınacağımızı söylediğimi söylüyor. Annem de ulan herhalde bizim tayin çıktı diye düşünmüş. O gün babamın şarjı bitmiş. O yüzden anneme haber veremediğini düşünmüş. Babası da bunu okuldan alırken de hocaya söylemişlerdir diye sanmış. Annem anneannemi aramış bizim tayin çıktı diye. Babam da anneannemle konuşmuş, taşınıyormuşsunuz demiş. Her şey orada ortaya çıkmış. O akşam sizi kötü abi, deneylerime alet ettiğim için özür dilerim dedim. Ben her şey tayin uğruna taşınıp oraya yerleştikten sonra ortaya çıkacak. Zannetmeye başlamıştım. Oraya doğru gidiyor yani. Evet. Yok, hayır. Yani herhalde telefonun pili bittiği için şu an otobüs bileti aldık ve gidiyoruz Bartın'a falan. Bir sürü çakışınca zannetmeye başlamıştım yani. O akşam sizi kötü deneylerimi alet ettiğim için özür dilerim dedim. PSP'mi aldılar, 2 hafta vermediler. Abi, okey. PSP ne ya? Ne oynuyorsun ki PSP'de? Ya işte eskiden oynanıyordu, vardı benim de. Ben bir sürü oyun oynuyordum ya. Var mı PSP oynayan o kadar? Eskiden oynuyordum ben. Tamam. Ben buraya takıldım.
USB sende de mi vardı? Hayır. Ben oynamadım. Ha tamam. Enis Gökhan demiş ki 1,5 sene önce üniversite sınavına az kalmış ve ben dershanede ders çalışıyorum. Sonra telefona bildirimler geldi. Geek yapar saat 2'de GİST'te sahnede olacak. Dershane butik dershaneydi bu arada. Gittim müdüre dedim, annemler aradı beni alacaklarmış, gitmem lazım. Sonra annemleri aradım, dedim ben şimdi denemeye giriyorum, ararsanız ulaşamazsınız. Oh. Düştük yollarına, öyle işte geek yapar. Ömercan'a söylemiştim, arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz, derslerinize çalışsanıza demişti. Tabii ki bu bende bir dönüm noktası yaratmadı. Thanks anyway demiş. Ne? Ne yani gençlere verdiğimiz mesajlar yerine ulaşmıyor mu? Hayır, hayır, hayır. Vay be, ben bunu bilmiyordum. Neydi? Sen yani işte bu çocuğun böyle bir hikayeyle geldiğini, sen de hiç orada çaktırmadan söylememişsin bize, yazıklar olsun. Bir çocuk mikrofonu aldığında sahneye sormuyor muydu? Ben ne söyleyeyim abi sana? Bir çocuk gelip dedi ki dershaneyi ekmiş. Niye bunu anlatayım durup dururken? Yok, ne bileyim ya şöyle. Siz sahnede bunu konuştunuz diye hatırlıyorum ben onu izlediğimde ya. Birisi sanki demişti ben dershaneyi kırdım geldi falan gibi bir şey. Ha, sen olabilir. De orada demiştin zaten. Yapmayın böyle şeyler. Niye boş boş ders söylüyorsam? Yapın ya Allah Allah boş ver okulu falan. Tabii işte bak çocuğa hiçbir etkisi bile olmadı. Aynen, belki ben hiç hatırlamıyorum ya. Ben tam bir salağım o zaman. Toby demiş ki birkaç sene önce o zamanlar yakın bir arkadaşımla muhabbet ediyorduk. Okulun son haftaları az kişi var okulda. Arkadaşım yan sınıftan bir kızdan hoşlandığını söyledi. O kız da benim ilkokul arkadaşımdı. Biraz yakındık. Yani ben de hoşlanıyor gibiydim. Neyse işte bana ayarlayabilir misin? Arkadaşsınız dedi. İlk başta yapamam edemem demiştim ama işte mecbur kaldım arkadaşımı kırmamak için. Gittim kızın yanına arkadaşlarıyla oturuyor. Meğersem bunlar benim hakkında konuşuyormuş. Daha sonradan öğrendim. Kızı yanıma çağırdım yalnız konuşmak için. Ne haber falan derken sevgilisinin olup olmadığını sordum. Gülümsedi. Neden sordun dedi. Öylesine dedim. Kız beni bir kenara çekti. Ben senden hoşlanıyorum dedi. Ne zamandır sormayı düşünüyordum dedi. Oh ne güzel. Ben çok şaşırdım. Biraz da sevindim ama işte arkadaşım da o kızı sevdiği için kabul edemezdi. Ya siktir et arkadaşını o an. Her neyse biraz dona kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Kız bana bakıyor ben ona bakıyorum. Ben de senden hoşlanıyorum desem olmaz. Ben sana arkadaşım için geldim desem olmaz. Kız çok üzülür. O an aptal kafama tek gelen cevap şuydu. Ben gayim. Lan hala diyorum. Niye böyle bir şey düşündüm? Kafam kız ne diye bağırmıştı. Dona kalmıştım. Kafam çalışmamış. Normalde susmayan dilim felç geçirmişti. Kız gözleri sonuna kadar açık bir şekilde arkadaşların yanına dönmüştü. Buradan o yalanı söyleyen dilimin de ah hocam kardeşim. Bu nasıl bir panik, nasıl bir heyecan ya. Yani bir kere arkadaş olan sadakatin bitmesi gereken çizgiyi çoktan açıp geride bırakmışsın sen yani. Umarım bunu öğrenmişsindir ileriki zamanlarda. Bir de şey ne yani? Ne? Arkadaşımın kalbi kırılmasın diye bütün okula gay olduğumu söyledim. Really nigga? Ya evet yani. Çünkü o kız geri dönünce hemen arkadaşlarına bilmem kim neymiş. Yani ki bunu kadınlar değerli kocasının karşısında Necip sen gay miydin falan diye öyle bir. Yani bu arada bu yani kadınlar dedikoducudur falan demek değil. Bana söylense ben de aynı şey yani. Bütün tabii okulda canım, hayır, pankartası. Hasan gay mi? O yaşta öyle davranman gerekiyor gibi zannediyorsun. Tabii abi. Dedi. Senin şöyle bir karakter değilsin ya. Ama bu çok sırada şey ilginç bir şey ya. Yani o yaşta yaşadığın ortam için falan. Abi, tabii canım, biz de bak lise birinci sınıftaydık galiba. İşte pazartesi sabahları bayrak töreni iniyorsun ya aşağı erken gelenler. İki tane arkadaş falan böyle montların asıllı bir köşe var. Oraya saklanmışlar. Bir fark etmişler başka bir sınıftan da iki tip var. Kız erkek. Sonra hiç kimse görmedi tabii. Bunlar French öpüşmüşler diye laf yayılmıştı. Bütün okula. Yani böyle aynı gün. Ne hani anladın mı? Birisi diyor ya bir şeyler falan. Kesin Fransız öpücü dilli milli falan. O bir yayılıyor ondan sonra. Bütün gün şey oluyor. Bunlar kimle sarpır. Dilli milli öpüşmüşler. French öpüşmüşler abi. French ne abi? Bele bele. Hani çünkü liseler böyle şeyler. Ya evet evet. Yani. Tabii abi lise dediğin eşittir seks yani. Başka bir şey yok. Hani herkesin aklı fikrinin orada olduğu zaman çünkü. Peki abi niye ilk bu gelmiş aklına ya? Ne? Ben gayim. Evet yani. Çünkü şöyle hani hakikaten çıktığım vardı. Ha şey bir cevap yani
aslında hani senden hoşlanabilirdim ama bunu benim elimde olmayan sebeplerden ötürü hoşlanamıyorum. Evet evet falan. Çok ince ruhlu bir herif sanki yani böyle. De ki benim de çıktım var ama de mesela. Hani o da çünkü ha okey falan. O da çok üzücü konuyor. O belki yalan olarak çok daha kolay ortaya çıkar diye düşünmüş olabilir. Yani herkes kimin kimle çıktığını biliyor falan okulda dersler. Said Saint demiş ki. Aziz Said. Evde sürekli durduğumuz dönemlerden biri. Zannedersem çok biraz. Çok iyi bilirim. Hava o kadar sıcak ki sokakta top oynayan birkaç çocuk havale geçirmek üzere filan. Evdeki tek eğlence babamın işten getirdiği bilgisayar. Annemler işte filan. Dolayısıyla evde yok. Falan dedim demin. Dilimi kesmek istiyorum. Onca iş dosyası arasında sağdan soldan sandisini bulduğumuz oyunlarla bağlanmış ayrılamıyoruz. Kim? Ben ve kardeşim. Birer saat arayla bilgisayara geçiyoruz. Ne oynadığımızı sorarsanız da muhakkak şu Wolf Team milletidir. Oyunu oynuyoruz. O sırada benim aklıma bir hinlik geldi. Çöp. Sıranın bana gelmesine yakın evden dışarı çıkıp girdim ve kardeşime dışarısı çok güzel gelsene diye bağırdım. İnandı, şort giydi falan, kramponlarını aldı, kapıya çıktı. Ben de kapıyı bunun suratına kapattım. Deli gibi kapıyı yumrukluyor falan. Ben hiç umursamadan geçtim bilgisayara annemler gelene kadar. Annemler o sıcakta çocuğu binanın önünde yatarken bulmuşlar. Oha, sıkılmış uzanmış çocuk. Ölmüş çocuk. İki hafta ceza almıştım. Yani. Tabii siz sıcağın ne etkisi olduğunu anlamıyorsunuz. Ulan sıcakta ne ilgisi var? Kardeşini dışarıda kitlemişsin dışarı. Biz çoğu Adanalı'nın gittiği yaylaya gidemiyorduk o zaman. E bir de yaz sıcağı var. İyi bari havale geçirmemiş demiş. Yani hava neyse işte sıcak önemli değil zaten. Çocuk kapı dışarı etmişsin ya. Oyuna getirerek yani. Bu böyle Simpsons'un bir bölümünde şey vardı ya. Dedeleri geliyor böyle. İşte yılbaşı için bizi şeyden saldılar filan diyor. Huzur evinden saldırdığında tak diye kapıyı adamı sonuna kapıyorlar. Adam dışarıdan sesine. It's cold here and there are wolves out here. Tak 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 vuruyor. Unutulmaz bir sahne. Bayağı o yani. Çocuk böyle. Abi burası çok sıcak. Abi yani kardeşin kardeşe yaptığı şey bazen gerçekten tüylerimi... Bu çok gaddarlık yani. Yani benim kız kardeşle aramda 8 yaş var. O yüzden biz böyle şeyler yapmadık mesela ama yani o yüzden yapmamışız demek ki yani. Ne bileyim yani, anladın mı? Ya. Bu çok eteymiş gerçekten ya. Abi hayır bir de yani oyun sırasını çalmış yani, anladın mı? Bu ne kadar kötü bir şey anlasanıza bir geek için. 3 saat Wolfenstein oynayamamış. Wolfenstein değil, Wolf Team. Wolf Team. Çöp Rising ya. Peki. Counter Strike Go'nun kurt adamlısı. Wolfenstein sandım ben. Çocuğu yaşıtım zannettim, ne bileyim. Mohono Batbuyan demiş ki Türkiye'de Moğol olduğu olarak büyüyen insanlar yüzüm sebebiyle sürekli nerelisin sen sorusunu yöneltiyor. Ne? Bir dakika ne? Ekstra bu, bilgi vereyim. Mohono Batbuyan gerçekten Moğol bu arada. Exchange öğrencisi olarak gelip İstanbul'da okuyor. Bizim Twitch takipçilerimizden. Tanırım ben Twitch takipçilerimi. He. Tanıdığımız bir insan. Güzel bir kardeşimiz yani. Tabii ilk seneler hemen Moğol olduğumu söylüyorum. Sonrası ise her versiyonu ezbere bildiğim bir saatlik soru cevap kısmına geçiyor. Ben arkadaşlarımla bir yere gidince falan nasılsa 20 milyonluk şehir diye muhtemelen bir daha görmeyeceğim insanlara bu soruyu yanlış cevaplamaya başladım. Öyle ki arkadaşlarım da mevzu bildiği için destekliyorlar. Başta Japon, Filipin, Kore diye giderken bir noktada kendimi 2. Dünya Savaşı'nda esir düşmüş Japon askerinin torunu olarak anlatırken bile buldum. Helal olsun, helal olsun. Ya da eski Moğol göçmeni, Taliban'dan kaçan Afgan, yıllarca taksicilere, büfecilere anlatmadığımız hikaye kalmadı diye. Güzelmiş. Aslında temelinde yalan olan bir hikaye. Hem de nasıl? Evet yani. Ve sonra ne olmuş? Sonuç yok. Hayat devam ediyor işte. Ne? Ne olsun? İlla sonuç mu bekliyorsunuz? Ama sen geçen hafta dedin ki bu program kapanırken attığınız en kötü yalanları ve sonrasında başınıza gelen olayları anlatın dedin. Yalansız ve olaysız yorumlar almışsın. Kelimesi kelimesini almayacaksın abi. Oradaki o bir yönelim yani. O bir işte. Evet evet. Yani kural arada değil, en geç olan böyle yorumları da alıyorum. Bunun dışında başı kıçı var da hepsinin hemen. Sonuçta tam olarak kedi sıkıştırıyormuş. Ondan sonra yok kardeşini kapamış. PSP'sini almışlar birinin falan. Sonuçlar tam var. Tam olarak yalan olmayan yalan da yalandan sayılıyormuş zaten artık. Enerji bitti. Yetti artık. İçimiz dışımız gönderme oldu. Saygımlar bile yoruldu gelemiyor artık yani. Çimsa demiş ki. Bir gün orta sondayken Hazerfen Havaalanı'na gittik.
Şans eseri bir uçağın üstünde adamın harfleri yazılı bir uçak. Hangisi üzerinde... daha zaten şey havalı mı? Bilmiyorum. Taşra'da bir yerde herhalde. Evet ya. Galiba bu değil. Hangisi? Muğla şey mı acaba? Adana mı? Muğla tadı. Azerfan neredeydi? Şey neydi? Ebremit neydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Mozambik'ten yaptığımız da... yayın. Ya işte İstanbul'da değil ha. Neyse, şansları bir uçağın üstünde adamın harfleri yazılı bir uçak gördüm. Üzerinde TC Doğa yazıyordu. Hemen fotoğraf çekilip Instagram'a attım çocuğun falan. Çocuğun adı Teamsat değil mi abi? Ne alakası? TCT. Gerçek ismi neyi sanırım o. Sonra bizim sınıftan bir kız fotoğrafı görüp özelden oha uçağınız mı var dedi. Bir an düşündüm ne desem diye buradan yürürüm kıza değil diye dedi. Evet bizim dedi. Bravo. Artık sıkışınca böyle giyim. Aynı çocuk. Neyse uçak benim dedi. Sonraları yakınlaştık, sohbet muhabbet derken çıkmaya başladık. İyi güzel gidiyordu. Bu sefer uçağa sormaya başladı. Tabii sonra. Beni de uçuşa götürsene diyor. Çok saçma ya. Dodge'lamak için diyorum, babam kafa dağıtmak için artık tek biniyor, beni yanına almıyor falan diyorum. Boeing ama değil mi? Evet evet. 747'ye böyle. Sonra diyor uçak ne kadar yakıyor? Litre hesabı yerine galondan tarif ediyorum anlamasın diye. Helal olsun. Diyorum 15 galonu 500 TL tutuyor. Ha az yakıyormuş gene diyor. Kızlar ama şey muhabbet etti ya böyle. Kaç yakıyor ya bu yani, ne istersen. Kız da usta gibi. Evet evet. Kaç yapıyor. Gel zaman git zaman 2 ay sonra ayrıldık. Arada yani bütün bu bujicilik falan filan çeşitli usta muhabbetlerinden sonra... Hosteslere kaç veriyorsun? Aradan 3,5 sene geçti. Tabii ben buna uçağımız yok da demedim. Geçen gün mesaj atmış. İşte kardeşim pilot olmak istiyor. Benim hatırıma ona deneme uçuşu yaptırır mısınız diye mesaj atmış. Görüldü atıp cevap vermedim. Bu kadarına vicdanım el vermiyor çünkü. En azından bir şey falan deseydin. Yok bizim uçuşlar test uçuşu için mümkün değil. Sattık de ya uçağı. Ne fark edecek İflas ya. Ettim. Bu da bir çözüm yani. Turizm bizi çok vurdu. Düştü. Haberin olmadı mı işte ya? Katmandu'ya düştü ya geçen falan. Değil. Bulamamışlar ya. Bu uçak bizimki işte. Evet. Bu bizimki ya. Aynen Malezya 757. Valla bulursa uçursun. Bir de böyle... Hayır, öyle zengin hani anladın mı? Valla. Başka da uçağımız var ama onları da veremem. Romeo Alfa demiş ki evde kimse yokken sevgilimle telefonla konuştuktan sonra bayağı sinirlenip 2000 liralık televizyona sandalye fırlatmıştım. Gerçek bir zeka örneği. Televizyonun %80'i kapkara gösteriyordu. Ailem görmesin diye televizyonun güç kablosunu az bir yerden kestim ki taktıklarında çalışmasın. Az bir yerden ne demek? Ya işte kenarından köşesinden yıpratmış ki yani elektrik gitmeyeceği kadar yani. İki paragraf sonra evimiz yandı. Koşuyorum. Tek korkum babamın tamirciye götürmesiydi. Bunun için bir çözüm bulmalıydım. 2-3 gün sonra yine evde tek iken 3 şiddetinde deprem oldu. Ama ben nasıl sevindim. Hemen babamı arayıp baba deprem oldu, o sırada ben televizyon niye çalışmıyor diye prizle uğraşıyordum. Deprem olunca kaçarken televizyona çarptım. Televizyon da küt diye yere düştü dedim. Bunun üzerine babam geldi. Ben böyle gözüme su falan sıktım ağlamak için. Ağlıyorum, ellerimi titretiyorum. Adeta bir Oscar'lık oyuncu gibiyim. Vallahi babam ya. Beni sakinleştirdi. Sonra televizyonu tamirciye götürdü. Adam da kablo kopmuş herhalde düşerken dedi. Onu tamir edip açınca ekranın %80'i kapkaraydı. Babam bir şey demedi. Bir iki ay televizyonsuz idare etti. O değil de ustaya götürünce usta şey diyormuş. Valla buna sandalye fırlatılmış belli ki. Böyle izi çıkmış değil mi sandalye? Hayır ama. Televizyonun kara kutusu varmış böyle. Usta ne kötü yani. Gelirken elektriğin böyle... gittiğini. Yani bunun kablosu şey olmuş. Kabloyu değiştiriyor. Açıp bakmıyor mu %80'i kara? Eve getiriyorlar koyuyorlar öyle açıyorlar ve. Ha mı olunuyor? Bir tek o saçma geldi bana. Bence güzel ya, ne yani güzel çocuk. Sen yanlış. Gözlerine ya. Sular sıkmalı falan yalanlar. Sen yanlış yaptın mı? Sen yanlış. Sen anladın. Yanlış yaptın. Yanlış anladın. İçeride beni bıçaklıyor değil mi sonra? O benim kuzenimdi lan. Göt. Ekisto epati. Evet canım baktım.
diye böyle içeride bağırma bıçak sokuyor Mercan. Sandalye benim kuzenim. This is the end demiş ki. This is the end. Geçen sene gittiğim dershanede bir kızla tanıştım. Kuzdan hoşlanmaya başladım. Kız Konyalıydı. Nedense ben de ben de Konyalıyım dedim. Ardından bu bende bir yalan fantezisi oldu. Karşımdaki kişi nereliyse ben de orada olduğumu söylemeye başladım. Ardı arkası kesilmiyordu. 2 haftada Konyalı oldum, Antalyalı oldum, Denizlili oldum, Kıbrıslı bile oldum. Sonra dershanede sınıf atladım. İlk derse girdim, sınıfa burada tanıştığım insanlar vardı. Öğretmenim Can hoş geldin sınıfa, geç otur dedi. Bir süre sonra ordu konusu açıldı. Coğrafya dersinde ve hocam sizin oralar Can dedi. Ben de unutmuştum bu yalan fantezimi. Yo ben İzmirliyim dedim. Sonra herkes konuşmaya başladı. Sen Kırşehirli değil miydin? Sen Hataylı değil miydin diye. Hep bir yerin ağızdan yaygara çıktı. Abi bu resmen La Fontaine masalı gibi. Neden yalan söylemedin? Dersi gibi yani. Ama felaket. Ben de ayağa kalkıp tarihi bir konuşma yaptım. İnsanların nereli olduğuna göre yargılamak, buna göre davranmak ne kadar iğrenç bir şey. Sizi acizler, sizi kendini bilmezler. Oturun düşünün. Bunu size ders vermek istedim dedim. Herkes oturup düşünmeye başladı bu konuyu ve pişman oldular. Oha. Oysa sadece zevk alıyordum bundan. Oha. Ders vermek de sikimde değildi şehirlerde. Yani zaten bu öyküden ve olaydan ders çıkarabilecek beyni de sorgularım yani. Sanırım nereli olduğunu sormamalıydım. Yani buradan çıkaracak ders. Ama helal olsun çocuğa, çok iyi kıvırmış ya. Ben hayatta kıvıramazdım böyle. İkemkim iyi deyip ağlayarak kaçardım yani büyük ihtimalle. Yani fazla o böyle özgüvenli olduğu için. Öyle mi? Ben de ofluyum. Neresinden? Merkezinden. Ne diyor acaba? Oralarda da bu küçük neresinden sorusu da gelir yani. Çok bambaşka bir yere takıldın bu durumda. Çok takıldım abi. Sen yine yanlış yaptın değil mi? Bilmem nenin neresinden gelir onu, anladın mı ya? Mesela Barış Rize Ardeşen bilmem ne. Ardeşen'in bir şey köyündendir, tamam mı? Ve bunu her işte taksiye bindiğinde falan saçar ortaya illaki. Sen neresin? Ben de Rize'liyim. Neresinden? Ardeşen. Yani Ardeşen'i ben bu şeyler yüzünden biliyorum yani. Biz niye biliyoruz Ardeşen'i artık? Yani bu çünkü ben de hayatım boyunca buna maruz kaldım ve bu yorumun üstüne Barış yazıklar olsun diyorum. Barış. Hodor demiş ki bu bence, sefer Hodor. Bence iyi bir yalancıysan kurtarırsın lan bu senin takıldığın şeyi. A merkez diyebilirsin. B Gümüşköy falan diyebilirsin. Göztepe gibi. Yani anladın mı? Sürekli böyle Gümüşköy. Adam demeyecek ki Gümüşköy o kadar jenerik bir yer ki, demeyecek Gümüşköy neresi ya? Bir dakika. Ters böyle bir yer yok falan. Yani, sen neresindensin? Oradan birkaç köy ötedeyiz biz. Geçmişsinizdir ya oradan kesin falan mı demesi lazım? Cami Cedid. Ya ben çünkü... Ne var ya? Küfürümüzün olduğu köyün adı işte. Gerçekten. Her yerden söylemiş mesela. Antalyalıyım Cami Cedid köyünden. İşte Rizeliyim Cami Cedid Kırşehirliyim. Hepsine aynı köy adı da olabilir veya ilçe adı da olabilir bu arada. Yok ya Cami Cedid o kadar jenerik değil. Bak Gümüşköy falan daha iyi. Jenerik olmaması daha iyi abi işte o zaman hani bu demek ki uydurulacak bir şey çok değil. Çok spesifik bir yerden. Evet. Gibi geliyor. Ama neden buna emek harcıyorsun? Yani nereli olduğun konusunda, anladın mı? Ben Kayserilerden nefret ederim. Bütün Kayserileri döveceğim. Şimdi aranızda kim Kayserili diye birisi odaya girip de böyle bir beyanda bulunmadıkça ve sen Kayserili veya bahse geçen insanı değilsen böyle bir yalan söylemenin çocukluğun fantazi yaşaması haricinde gerçekten millet deniyor. Ama fantazi yaşadığını itiraf etmişsin. Tabii tabii yok çocuğa bir şey demiyorum ben. Sadece bu yalana gerek olmaz. Bu konu hakkında bu kadar konuşup kafa patlatmamıza gerek yok demeye çalışıyorum. Tabii tabii. Hodor demiş ki. Hodor. Yok. İşte bu sefer. Ablama Game of Thrones'da öpüşme yok dedim demiş. Abi daha öpüşme yok demiş. Evet. Bir anda çükler kokular sallanınca kadınlar ne yaptı? Kardeş seksi mi desen, ne bileyim ben vahşetin alası mı desen. Neyse. En son bir köpeklere yedirilmişti birileri. Evet evet pipiler kesilip ateşlere köpeklere atılıyordu en son. The Doctor demiş ki. Doctor, bu da şey David Tennant'ın resmi var. Doktor yalan söyler demiş. Yalan çakarak uzaklaşmış. Tüm yoldaşlarıma onlara koruyacağımı söyledim ve hiçbirini koruyamadım. Vay. Şu bir doktor göndermesi yapacak dost. Tenant. Ama spoiler oldu biraz, ayıp oldu. Neyse. Cesur Grafik demiş ki
Bizim sınıfta çok cool bir kız vardı. Ben de ne yaptım ne ettim, kızın anime izlediğini öğrendim. Hayatımda hiç izlemememe rağmen "Aa ben de izliyorum" falan diye bir yalan attım. Ya bu çocukların başına ne geldiyse hep kızlar için böyle yalanlar söylüyorum. Bir arkadaşımın yanına geçip "Kanka bir anime söylesene" dedim ve "Baba hentai" dedi. Of. Kıza gidip "Hentai'yi izliyor musun" dedim. O bana cins cins baktı. Neyse ben de eve gidince bir bakayım dedim ve Google'a yazdım. Meğersem anime pornosuymuş demiş. Böylece yararlı bir bilgiyi daha kamuya sunmuş olduk. Hentai'nin ne olduğu konusunda. Bir yelpaze daha açıldı size sevgili dostlar. Evet yani pis şeyler üretiyoruz ya gençlere. Aynen öyle. Bu programı 18 artı diye şey yapmamız lazım ve bu sayede 18'in altındaki insanların daha da fazla izlemesini sağlamamız lazım. 18 üstü Red Band trailer. Red Band sen ne diyorsun? Ve son yoruma geçiyorum. Aa diyeceğini zannettim ama ikiniz de gayet güzel karşıladınız. Demek güzel, ki sıkı sıkı. İlginç hikayeler duyduk bugün yani. Şimdi. Aa pardon. Barış K. demiş ki. Küçükken köye gittiğimizde babama "Köylüler neden şalvar giyiyor?" diye sormuştum. Babam da "Tarlada çalışırlarken tuvalete gidemiyorlar, içine sıçıyorlar" demişti. Abi bir şey söyleyeceğim. Pis adam. Yemin ederim bunun böyle olduğunu iddia eden bir çocuk vardı ilkokulda bizim sınıfta. Yani ben bilmiyordum tamam, hani şalvar malvar kendi almıştı işte çünkü ona kaka yapılıyor demişti. Aa falan demiştim ben, eminim öyle geziliyor yani. Evet evet falan. Ben de inanmıştım küçükken buna. Bir süre buna inanarak gezdim. Ne kadar tesadüf. Bu aynı çocuk olabilir mi ama onun adı Barış değil. Ya astronot kıyafeti. Şimdi ben de aynı yanını 8-10 yarası çocuklara satıyorum demiş. İyi yapıyorsun kardeşim. Ya, bu sayede şehirli ve köylü arasındaki uçurum iyice açılıyor yani. Şalvar sakası devam ediyor. Böyle yeni çekim. Abi yenisini çekmişler şalvara sıçmağın, gördünüz mü diye böyle. Ne diyorsun sen? Kakalı konuya girmek istedi. Evet. Ben tam bu can tuttu yani. Evet çok yani zor. Beni dışarı et. Senin hayatta en büyük söylediğin yalan ne Can? Hadi bakalım. Ben üniversitede 6,5 senede bitirdim okulu. Ve 2. 3. sınıf civarındayken ailem 4. senede bitireceğimi zannediyordu. Oysa bitirmeyeceğim çok netti falan. Bütün dönem F'ti mesela bir ders, bir dönemim. F mi? F işte neyse. Üniversitede F mi F deniyordu abi, beni yargılamamışım. Sanki bir tek ben F diyorum Allah Allah. Herkes öyle diyordu üniversitede, B falan diyordu. Neyse dur. Yani böyle çok uzun aylar boyunca bu konuda yalan söyledim ve sonra açığa çıktığında da çok fena bir tecrübe olmuştu benim için. O yüzden not falan gibi şeyler hiç yalan söylemeyin bence. Yara bandı çıkarır gibi pat diye söylemek lazım. Benim de lisede aynı senin yaşadığın muzdariplikten işte bir ders iki ders kırık gelir anneciğim falan filan. Kendim de artık bu yalana inanmaya başladım. Hocalara sırıtıyorum falan filan. Dokuz dersten kırık geldi. Yani dokuz. Bir önceki sene de 7 dersten kalmışım. İkinci senede böyle bir şey bir daha hatırlayan. Yani çocuk dersini almıştır artık. Af maf çıktı o sene. Verdim hepsini. Hepsini de 3'le 4 verdim. Bu arada Can kaldım. Sen zannetmişsin ki bu konuda ders çıkarıp hareketlerini değiştirmesi gereken insanlar çevrendeki insanlar. Evet, hocalar evet. Bir daha bir vermez artık. Ben iyice artık Barış'la aynı sınıfa koydular. Ben Barış seçkin falan böyle iğrenç, benim hayatta çalışmama olanak sağlayacak bir ortam değil. İntihar senesi bu 9 dersten kaldığım sene. Sen ne okuyordun? TM. Ama galiba lise 3'te seçiyorduk biz TM'yi. 2'dedir. 2'de seçmiyorduk. İkide. Bizim lisemiz 1 sene hazırlık 4 sene liseydi. 5 sene bizim sürdü. Son 2'de seçiyorduk tabii. Biz ilk 2 sene default biyoloji... Fizik falan vardı ve yani böyle hardcore ve İtalyanca. O yüzden yani hiç uğraşasım gelmiyordu. İtalyanca, biyoloji falan. Evet yani zordu abi. Bizim okul hakikaten zordu. Şimdi çok daha basitmiş. Şimdi hocalar falan diyor çünkü. Sizin zamanınızda sizin ağzınıza sıçmışız. Ama o kusura bakmayın falan diyorlar yani. O çok bütün özel okullarla ilgili. Bizim okulda da aynı hiç şey. Hiç yemedim bak, bence yalan söylüyorsun sen. Hayır ya niye yalan yok, söyleyeyim 8 abi. 8 yıllık hakikaten... eğitime geçildikten sonra bir kalite düştü. Tam neden ona sebep oldu bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Yok bizde şimdi kalitesizlik çok yok. Dandik. Yok şey, ama hakikaten yani hocaların hepsi kolaylaştırdık. Müfredat gereği daha yani çünkü ilerlemiyor dediler yani. Benim de ağzıma sıçlıyor. 9 ders ne abi? Sonra işte böyle
babam almıştı karneyi, beni aynanın önüne geçirmişti. Bu sana hiç yakışıyor mu demişti ve gitmişti. Bu da bana ağır bir ders oldu. Bir daha aynayla çok baş başa mı bıraktı yani? Evet evet yani bayağı bir etkilenmiş miydin yoksa gözlerini devirip oturup uflamış mıydın? Yok yok etkilenmiştim. Allah. Utanmıştım yani anladın mı? Çok utanmıştım. Lisedesin abi. Tamam. Aklın başında olmadı yani artık. Abi dur bir dakika ben kendi anımı anlatmak istiyorum. Anlat bakalım. Bir kere şey söylemem lazım abi. Ben böyle yalan söyleyeceğim zaman bir şekilde falan çok hızlı ter basmaya başlıyorum. Tamam mı? Hiç böyle yalan söyleyemeyen adamlar vardır ya. Ben onlardanım. Zaten iyi söyleyemiyorum yalan. Anca böyle trollüyorsam falan taklidini yapabiliyorum ama yalan gerçekten hiç söyleyemem. Hatta çok böyle şey oluyorum hani. Falan diye çok bariz. Ortaokulda şöyle bir geyik oyalandı. Bu yalan da değil de işte bir böyle saklanma hikayesi. İşte servisle gidiyoruz bir yerlerden. İşte servisin haylaz çocuğum böyle falan. Böyle arkadaşlarla kağıtla yırttık yırttık. Tombow kalem almış. Rotring kalem almış bir tanesi. O Rotring kalemden içi çıkardı ya böyle. Ne yapıyorsunuz? Fıftadan yapacağız böyle. Abi neyse işte. Böyle topları toparları toparları tüklüklüyoruz böyle. Pis pis anladın mı? Eskiden böyle bir şey eğlenirdik ya bununla böyle. Tup tup sağa sola atıyoruz falan. Abi sonra böyle trollük olsun diye bir tane sayfayı böyle komple yuvarladık. Tükürdük tükürdük üstüne böyle tam o iğrenç bir şey oldu böyle. Nasıl geçecek şimdi? Geçmeyecek zaten iğrençlik orada yani. Bir tık şeyle alakası bile. Ucuna koyduk yalandan puf diye atıyoruz falan. Servis bir arabanın yanından geçiyordu. Arabaya attım ben onu tamam mı? Arabanın da hani adam camı açık oturuyormuş. Tak diye adamın kucağına düştü. Ama servisten geldi. Ve işin kötü tarafı şu. Biraz sonra servis ileride durdu. Çünkü trafik varmış tamam mı? Kalayım şurası. Adam arkadan geldi böyle. Kapıyı açtı böyle. Bunu kim attı? Böyle çıldırıyor. Ben de camın yanında değilim tamam. İlk bana sormuyorlar ama ben böyle oldum. Hala hatırlıyorum onu. Böyle küçük küçük içime böyle yok olmaya çalışıyorum. Adam böyle bunu kim attı? Hangi orası bu çocuğu attı falan diye böyle şöyle çıldırıyor böyle. Ya çocuk dolu bir servis atılmış yani. Abi, uyar herife bak ya. Tamam da yani bir yandan da bu kadar tükürüklü bir top yani. Pis yani anladın mı? Ama yani çocuk orada ya arabada neler misin? Zaten işte adam öyle dedikten sonra şey oldu. Servisçi falan diyor. Kardeşim ne oldu falan diyordu. Elif küfredince bu sefer şey oldu. Sen ne biçim küfrediyorsun falan diye. Bir de büyük sınıflar falan var ya serviste. Onlar da böyle heyheylendiler falan. Bu sefer sen mi attın? Sen attıysam attıma falan geldi. Servise inildi. Kavga marga çıktı. Ben serviste böyle oturuyorum. Vay. İçine sıçıyorsun. Senin küçük problem çocuksun. Evet çünkü şöyle düşünüyorum. Siktir diyorum olaylar büyüdü yani. polis gelip bunu kim attı diye soracak. Parmak izi aramaya başlayacak. Bir de böyle hayır çünkü itişme falan oluyor ya dışarıda böyle. Bu sefer büyük sınıflar gelip kim attı lan diye onlar tekrar hesap soracak. Onu böyle erimeye çalışıyorum. Neyse sonradan bindiler servise. Bizimkiler de biliyor ama onlar da böyle hey abi kim attıysa. Onlar yine böyle biraz gelecek. Ben kasıldım böyle. Neyse sonradan bindiler servise. Şerefsize bak ya bas abi bilmem ne falan. Konu böyle kapandı gitti. İyi servisçi bir şey dedi. Haylazlık yapmayın bunun diye böyle genel bir böyle. Ama bak adam zaten hakikaten bir tane servisten kağıt geldi diye o sokakta olay çıkaracak bir herifmiş. O yüzden aslında hak etmiş anladın mı yani? Ya bence yine benim hayvanlığım var. Yok. Sen hiç İyi ya. Benim suçum yok. Abi çocuktur. Haylazdır. Yıllarca abi. Servisten dışarı haylazlık yapılır yani ayrıca. Bu şey bir şey değil ya. Tabii abi yani. Ben daha üniversitedeyken arabaların camlarından kar topu attığımızı bilirim yani. Tabii canım biz daha lisedeyken arabaları ters çevirirdik ya. Biz arabaya girdik falan giderek şeye doğru gidiyor değil mi böyle yani? Biz servis şoförünü öldürmüştük. Ve şimdi bir hafta sonranın konusuna geçiyorum. O da saatlerinizi, emeklerinizi harcayıp, işte aylarınızı verip belki de bir yere varmamış neleriniz var. Onları aşağı bir yazın. Güzel güzel söylesin. Ne diyorsun? Kötü kötü anlattın. Binlerce, yüzlerce saatinizi harcayıp yine de beceremediğiniz şeyler. Tamam. Neydi peki bu yaptığın? Ya ne bileyim bir farklı bir kapanış yapmak istedim ya.